Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karayla TTT Geometri kampında 27. haftada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani prizmaları anlatıyorduk size. Prizmalarda da bu videoda dikdörtgenler prizması ve kare dik prizmayı anlatacağız. Yani kitabımızda sayfa numarası 249 sağ tarafı 250, 251 ve 252 anlatacağız sizlere. Hadi bakalım dersimize başlayalım dik prizmaları bir önceki videoda size anlattık. Şimdi daha özel yani yine dik prizmadan bahsedeceğiz ama özel dik prizma dik dörtgenler prizması ve kare dik prizmadan bahsedeceğiz ve genelde de bu ikisi çok fazla karşımıza çıkıyor. O yüzden dikkatli bir şekilde dinle. Şimdi tabanlarına göre isimlendiriliyordu ya dik prizmalar. Dikdörtgenler prizması dediğimiz şey de tabanı dikdörtgen olan prizmaya biz dikdörtgenler prizması adını veriyoruz. E tabanı ve tabanı aynı olacaktı zaten prizma olabilmesi için işte bu dikdörtgenler prizması. Yani yüzeyleri de dikdörtgendir. E bütün yüzeyler dikdörtgen olduğu için buna dikdörtgen dik prizma demiyoruz da dikdörtgenler prizması adını veriyoruz. Şimdi dikdörtgenler prizmasında ya da dik prizmalarda hacim neydi? Hacim ve alan bizim için önemliydi. Hacim neydi ilk etapta? Taban alan çarpı yükseklikte. taban alan ne? A çarpı B. Yükseklikte C. O zaman hacim dediğimiz kısım en basit kısım. Neymiş hacimi? En basit kısmı arkadaşlar. A çarpı B çarpı C'ye eşittir. Yani taban alan çarpı yükseklikten geliyor yine. E sonra başka alandan bahsedebiliriz. Alan dediğimiz şey de nedir? Hocam taban alanlarını ayrı ayrı buluyorduk. Bak taban alanları artı yanal alan, alan şeklinde bulacağız. Taban alanları A çarpı B'den kaç tane var? 2 tane var. 2 tane AB artı yanal alanda taban çevresi çarpı yükseklikte. Taban çevresi dediğimiz AB AB yani 2A artı 2B çarpı yükseklik olacak. E o zaman alan buradan ne geliyor arkadaşlar? 2AB, 2AC ve 2BC mi geliyor? Evet. Bunu da özel olarak bilseniz iyi olur. Sorularda biz bunu kullanıyoruz. Çünkü çok fazla karşımıza çıkıyor. Dikkat et ne oldu? AB'nin 2 katı, AC'nin 2 katı, BC'nin 2 katı. Yani ABC. Bu ayrıklar ABC ya. Kenarların 2'şerli çarpımının 2 katı oluyor. Yani şu ikisinin çarpımının 2 iki katı. AB'nin 2 katı, BC'nin de 2 katı. Bir de AC'nin de 2 katı deyip o şekilde yaparsan daha iyi olur. Hemen bak şurada alan da var. Yanal alan dediğimiz bu zaten taban çevresi çarpı yükseklik. Yüzey alanında ne yapıyor? Bak AB, AC ve BC'nin iki katı. Yani kenarların ikişerli çarpımının iki katına eşit oldu. Tamam bunu da anladık. Şimdi bir de daha özel durumlarından bahsedelim şimdi. Arkadaşlar yüzey köşegeni falan diyorlar mesela. Bu yüzeyin köşegeni nedir? Yüzeyden çizilen hangi bir yüzeyden çizilen köşegen? Sağ sol duvarlardaki yüzey köşegenler aynıdır. Arkadaş sen bunu böyle çizersem B kare artı C kareden içinde kare B kare artı C kare değil midir bu? Evet. Bu tabandan ya da tavandan çizilen yüzey köşegeninde ne oluyor? Hocam A burası B burası. içinde A kare artı B kare mi oluyor burası? Evet. Sonra başka ön arka duvardaki yüzey köşegenler var. Hocam şunu da şöyle çizecek olursam. Burası A burası C ya. Şimdi A ve C'den dolayı kareküçünde A kare artı C karedir. Artık hangi yüzey köşegeninden bahsediyorsa onu normal Pisagor bağıntısından biz bulabiliriz. Peki bir de ne var? Cisim köşegeni var. Cisim köşegeni dediğimizde Şimdi bir odanın bir köşesinden üstün, Üstünün köşesinden Çaprazındaki altındaki köşeye gittiğimiz Bu doğru parçasına da biz Cisim köşegeni adını veriyoruz. Cisim köşegeni dediğimiz şey de arkadaşlar Pisagor bağıntısından çıkar aslında. Bak bu yüzey köşegeni. E, bu da bir kenar. Şurada bir pisagor bağıntısı çıktı. C ise C ya. Pisagor bağıntısından dolayı burada ne çıkıyor? Şunun karesi artı bunun karesi. Yani ne oluyor? Şuraya x diyecek olursam. x kare eşittir. C kare artı. Kare küçüğünde a kare artı b karenin karesi de a kare artı b kare oluyor. Yani x neye eşit oluyor? Kare küçüğünde a kare artı b kare artı c kare de cisim köşegeni olmuş oluyor. Normalde siz bunu bulursunuz. Ama dikdörtgenler prizması önemli. Hacim dediğim baştan alalım. Taban alanı çarpı yükseklik. A çarpı B çarpı C alan dediğimiz neydi? Kenarların ikişerli çarpımının iki katıydı. 2 bu. Yüzey köşegeni dediğimiz yüzey köşegenlerini kendiniz bulabilirsiniz. Cisim köşegeni dediğimizde ne oluyor arkadaşlar? Kare içinde a kare artı b kare artı c kare eşit oluyor. Bir de açılımdan bahsetmiştik zaten arkadaşım. Ne yapıyoruz? Yan yüzeyde 4 tane dikdörtgen var. Şu şekilde açtık. E bir üst alt kapağı da dikdörtgen olarak buraya koyduk. Olay bitti. Açılım da bu şekilde. Daha farklı açılımlarda kesme göre değişiyordu arkadaşlar. Daha farklı açılımda. Tabii ki gelebilir. Ya yeter ki tane dikdörtgen olsun elimizde. Yani ne bileyim şöyle e, ilk başta ne dedik? Şu taban dikdörtgen olacak şekilde diğerlerini de dikdörtgenleri de şöyle açabilirdik arkadaşlar. Şöyle açtık. Bir tane dikdörtgeni de yine şuraya koyabilirdik. Şu tabandaki dikdörtgeni buraya koyabilirdik. Ama yine aynı şey çıkıyor bak. En baştaki anlattığımız şekilde. E bak burada da yine aynı şey çıkıyor. Fark etmiyor. Ama yeter ki alt tane dikdörtgen olsun kesime göre farklı şeyler de açılımlar da tabii ki karşımıza gelebilir. Yani mesela şöyle bile gelebilir arkadaşlar. Şu bir dikdörtgen gelebilir. altında böyle şu ona böyle şeklinde. Hatta bir şöyle bir de şöyle bir açılımda gelebilir. Kesimine göre değişebilir arkadaşlar. Tamam önemli olan altı tane dikdörtgenin olması. Hepsine dikdörtgenler prizması dediğimiz olay bu arkadaşlar. Ama önemli olan hacim, alan ve cisim köşegeni hepsinden de burada bahsettik zaten. Gelelim şimdi kare dik prizmaya. E tabanı kare olduğu zaman da biz buna ne diyoruz? Kare dik prizma adını veriyoruz. İlk önce hacimden ve alandan bahsedelim. Hacim dediğimiz şey ne? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı a kare çarpı yükseklik. Bak a kare çarpı h. Sonra alan dediğimiz nedir? Hocam taban alanları artı yanal alandı. Hocam taban alanları ne oluyor? A iki tane var. İki tane a kare artı yanal alanda taban çevresi a a a a, a. yani 4a çarpı h. Bitti. Ezber yapmaya gerek var mı? Yok bir dik prizmalardaki bildiğiniz tekniği burada da uyguladığınız zaman yine bunlara rahat bir şekilde ulaşıyorsunuz. Peki yüzey köşegeni şu da olabilir. Kare küçük a kare artı h kare ya da yüzey köşegeni şu da olabilir. Bu ne? A kökü değil mi? Evet A kökü ya da şu yüzey köşegeni. Cisim köşegeni dediğimiz nedir? Cisim köşegeni de şöyle yapalım. Kare küçük içinde a kare artı b kare artı c kareydi. Yani a kare artı a kare artı h kare olmaz mı burada arkadaşlar? A kare artı a kare artı h kare de neye eşit oluyor arkadaşlar? 2a kare artı 2a kare artı h kare kare içinde. Ama ezber yapmak Kare için daha kare artı b kare artı c kareyi biliyorsun ya. Orada da bu tekniği uygula. Evet hacim önemli. Taban alan çarpı yükseklik. Yanal alan zaten ne? A çarpı h'lık dikdörtgenden 4 tane var. 4a h yapıyor. Ve yüzey alanında bu şekilde. Ezberleme taban alanları artı yanal alan, alan şeklinde sonuca ulaşırsın zaten. Hadi gel şimdi sorulara bakalım. Şimdi Şekildeki dikdörtgenler prizmasının hacmi verilmiş. Hacmi nedir diye soruluyor bize. Hacim dediğimiz neydi? Taban alanı çarpı yükseklikte. Yani burada biz taban alanı bulursak olay bitti. Şu kenarlar yok bak dikkat edersen. Ama şuraya AA A dersen, buraya B dersen, burası da C ise 2A çarpı B çarpı C olabilir. Hocam A çarpı B bölü 2 buradan geliyor. Oradan yapabilirsin. 2A çarpı B çarpı C'den de sonucu ulaşabilirsin ama bence buradan gitme. Şurada bir alan dağıtım var mı? Çift çizideki alan 3 ise. Hop çift çizideki alan yine 3 değil midir? Değil mi? Daha üçgendeki alan. Hatta dikdörtgendeki alan dağıtım var. Bak burası 6 ise burası da 6. Taban alanı kaç yaptı? 12. Yani illa her formülde yani tüm alanı bulurken ya da hacmi bulurken A çarpı B çarpı C formülünden yapacaksın diye bir şey yok. Bak taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı dediğimiz 12 hacim yazıyoruz şimdi. 12 taban alanı yükseklik de zaten 4 ve alan dediğim bakma hacim dediğim böylelikle ne çıkar 48 çıkar ha istersen a de b de hocam a çarpı b zaten 12 hacim a çarpı b çarpı c ya bu 12 c de 4 dersin olayı bitirirsin ama bazen böyle alan dağıtmalı sorularda geliyor taban alanı çarpı yükseklik olarak genel olarak da aklında bulunsun tamam örnek 9 bu şekilde çıktı 48 çıktı geldik örnek 10'a farklı üç yüzünün alanları 10, 15 ve 24 birim kare olan dikdörtgenler prizmasının hacmi. Arkadaşlar elimizde bir dikdörtgenler prizması var. Dikdörtgenler prizması çizmeyi de öğrenin çünkü lazım oluyor. Bir dikdörtgen böyle bir dikdörtgen arkasına sonra şu köşeleri birleştireceksin. Basit. A, B, C. Şimdi farklı üç yüzünün alanları. Hocam şurası da bir yüzey arkası da bir yüzey. Ama farklı yüzey mi bunlar? Değil. Yani şurası C değil mi? Yani burada ne diyeceğiz? Hocam farklı üç yüzey derken bir tabanı alabiliriz. Tabanı alma. A çarpı B verilmiş bize. A çarpı B kaç verilmiş? 10 verilmiş. Sonra B çarpı C verilmiş bize. B çarpı C ne verilmiş? 15. Sonra bir de ne var? 6. Ee, alt bak. Altı kullandım. Üst aynı. Sağ kullandım. Sol aynı. Bir de ne kaldı arkadaşlar? Şu ön arka var. Değil mi? Zaten farklı yüzeyler dediği zaman dikdörtgenler prizmasında. Alt, üst, sağ, sol, ön, arka. Bunlar zıttı olanlar birbirinin aynısı. Farklı yüzeyleri. Şimdi ön kaldı. O da A çarpı C yaptı. A çarpı C'yi de kaç vermiş? 24 vermiş. Prizmanın hacmi isteniyor. Arkadaşlar iki bilinmeyen denklemleri böyle çözerek de bulabiliriz. Ya da hacim dediğimiz nedir? A çarpı B çarpı C değil midir? Evet. Yani biz burada bu verilen bilgilerle A çarpı B çarpı C'yi elde etmeye çalışacağız. Nasıl elde edebiliriz? Taraf tarafa toplamayla A B B C ve A C'ye gelir. Alan isteseydi tüm yüzey alanı isteseydi, e evet, toplama yapabilirdik. Ama ne isteniyor bizden? A B C çarpı isteniyor. E taraf tarafa çarpalım. Yani şunları çarpalım. Hocam A kare geldi buradan. Sonra B'den 2 tane var. B kare geldi. C'den de 2 tane var. C kare geldi. Eşittir. Şu üçünün çarpımı. 10, 15 ve 24. E o zaman her iki tarafın kare kökünü alacak olursam ben. Kare küçüğünde A kare, B kare ve C kare eşittir. Kare küçüğünde 10, 15 ve 24 yaptı. E kök dışına çıkınca A çarpı B çarpı C yaptı bu. Şunu çarpanlarına ayırayım. Hocam 5'e 2 burası. Hocam 5'e 3 burası. Hocam burası da 3'e 8. Bak 5'ler 2 tane. Bir tane 5 diye çıktı. Bak 3'ler 2 tane. Bir tane 3 diye çıktı. 2 kere 8 16. 16 4 diye çıktı. O zaman hacim dediğimiz şey A çarpı B çarpı C'di. O da 5 çarpı 3 çarpı 4. Yani kaç çıktı? 60 çıktı. Dikkat edin bu sorular, bu sorular sınavda çıkan sorular arkadaşlar. Böyle sözel sorular da gelebiliyor. Ve böyle hem dikdörtgende hem karede hem de böyle prizmalar konusunda çarpanları ayırmayla ilgili kısımları ÖSYM çok seviyor. O yüzden buna lütfen ama lütfen dikkat et. Tamam. Örnek 10'u 60 bulduk. Geldik örnek 11'e. Farklı ayrıt uzunlukları x, y ve z birimi olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı verilmiş. Arkadaş şöyle bir şey verilmiş. E ben böyle bir şey verilmişse bunu kullanacağım. Matematiksel işlemi nasıl kullanabilirim burada? Arkadaş ne yapabiliriz? Payda eşitleyebiliriz. Bunu yz ile çarparsın. Bunu xz ile çarparsın. E bunu da ne ile çarparsın o zaman? Xy ile çarparsın. E paydaları eşitledik. O zaman yz z artı x, z artı x, y bölü x, y, z. Neye eşit verilmiş? 3 bölü 7'ye eşit verilmiş. Peki prizmanın hacmi nedir? Yüzey alanı derken x, y, z kenarlarının ikişerli çarpımı iki miydi? Yani 2xy artı 2yz değil mi? Artı bir de 2xz. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 18'e eşit verilmiş. 2'ye böldüğüm zaman x, y, y, z ve x, z'nin toplamı kaç yapar? 9 yapar. Bak şurası ne yaptı arkadaşım? 9 yaptı. Hocam bu da x çarpı y çarpı z hacim değil mi? E, ona da v diyelim. Hacim isteniyor benden. 9 bölü v eşittir 3 bölü 7. E o zaman burada şunlar sadeleştirsem 3 geldi. İşler dışlar yaparsam v de 3 kere 7'den dolayı kaç çıkacaktır? 21 çıkacaktır. Evet örnek 11'i böylelikle 21 bulduk. Geldik örnek 12. Yüksekliği 7 birim cisim köşegeni 9 birim olan kare dik prizmanın yüzey alanı soruluyor bize. Hemen soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizelim. öyle taban ve tavan kare olacak şekilde. Paralel kenar görünümünü çiziyoruz genelde kareleri arkadaşlar. Bakış açısı sadece böyle. Taban normalde kare. A yüksekliği 7 vermiş. Cisim köşegeni de 9 vermiş. Hemen şöyle bir 9'u çizelim. İstersen burada şöyle hocam A burası. A kök ki burası. Şu dik üçgenden hemen A'yı bulabilirsin. İstersen cisim köşegeni de eşittir. Kare içinde A kare artı B kare artı C kare değil miydi? Evet. Yani 7'nin karesinden de sonuca ulaşabilirsin. E, en azından cisim köşegenini bilin diye söylemiştik size zaten. 9'un karesi kaç yaptı? 81. E bunun karesi de kare kök gider. Bu 2A kare yaptı. Artı 49 yaptı. 81'den 49 çıkartırsak kaç yapıyor? 32 yapıyor. 2A kare. O zaman 16 eşittir. A kareden A'yı da böylelikle 4 olarak buluruz. Evet. Karenin bir kenarını 4 bulduk. Bizden yüzey alan isteniyor. Yüzey alanını bulurken de hiç ezber yok arkadaşım. Dikdörtgenler prizmasındaki gibi. 4, 4, 7. Kenarların ikişerli çarpımının 2 iki katıydı. Bu ikisinin çarpımı 16 bir de 2 ile çarptık 32 artı şu ikisini çarpımı 28 2 ile çarptın 56 şu ikisinin çarpımı 28 2 ile çarptın 2 ile çarptım bu da 56 yaptı. O zaman hepsini topladığımız zaman 56 56 112 32 ile de toplarsak 144 mi yapıyor? Evet. Cevabımız böylelikle 144 çıkar ve geldik örnek 13'e. Evet, şurada bir yeni nesil bir şeyler yapmışız bakalım okuyup anlayalım. Şekil 1'de kısa kenarı 2 birim olan dikdörtgen şeklindeki 2 metal çubuk ağırlık merkezleri çakışacak şekilde birbirine dik olacak şekilde yapıştırılmış. Evet kısa kenarı 2 birim olan bir dikdörtgen burada bir dikdörtgen böyle ağırlık merkezleri de böyle çakıştırılmış. Yani şuraları da birbirine dik olacak şekilde çakıştırılmış 90 derece. Tamam. Şurası 2 birim burası 2 birim olduğunu biliyoruz. Bir yapıştırılıp bir baskı aleti. Şu bir baskı aletiymiş şekil 1'deki. Şekil 2'de de mavi renkli kare şekli şeklindeki kartonun üzerinde baskı aleti konulup sonra ne yapıyormuş? Fazla parçalar kesilip atılıyor. Yani baskı aletini koydum ya fazla parçalar şu baskı aletinin altındakiler böyle normal parçalar diğerleri fazla parçalar. Bunları çıkarıp attım. Bunları çıkarıp atınca şu baskı aletini kaldırınca altta da şöyle bir kağıt mı kaldı? Evet. Sonra şekil üstünde de baskı aletinin altında kalan kartonla hacmi 20 günüm olan üstü açık bir karedik prizm oluşturulmuş. A A. Arkadaş burası 2 iken burası 2 burası da 2 burası da 2 ya. Yani burası A dediğimiz şey aslında taban burası. Sen şimdi bu dikeyleri böyle yukarı doğru kaldırdığın zaman bu oluştu mu? Oluştu. Yani şurası haşken burası H burası H demek. A dediğimizde ne oldu? 2 oldu. Ve bunun hacmi de kaçmış? 20 birim küpmüş. A kare çarpı yükseklik eşittir 20 ise H'ı buradan kaç buluruz? 5 buluruz. Evet H 5 çıktı arkadaşım. H 5 ise eğer bak şurası 5 ise, Hocam burası da 5. Baskı aletinin şu uzunluklarında 5 birim 5 birim bulduk mu? Bulduk. Sonra ne diyor? Alanı şekil 2'deki kartonun 4'te 1'i olan kare. Şimdi şekil 2'deki karenin bir kenarı kaç yaptı? 5, 10, 12. Hocam burası 12 iken 12'nin karesi 144 mi yaptı? Aynen öyle. Alanı şekil 2'deki kartonun 4'te 1'i. Yani 144'ün 4'e 1'i. Kaç yapıyor? 36 yapıyor. Alanı 36 olan bir kareden bahsediyorum burada. O zaman bunun bir kenarı kaç yapacak arkadaşlar? Şurası 6 birim yapacak. Çünkü alanı 36. E Ben şuradaki küçük parçanın ne olduğunu biliyorum. İkişer birim olduğunu biliyorum. Şimdi baskı aletini bunun üstüne koydum. Koyduktan sonra şurası ikilik bir şey geldi. Sonra burası kaç oldu? Şunlar da birbirine eşit olacak ya. Hocam 6'ydı. İkisi buradaysa bunlara da 4 kaldı. Bunlar da 2-2 mi yaptı? Evet. Şimdi baskı aletinin altında kalan parçası şurası mı yaptı arkadaşlar? Aynen öyle. İşte bakın şu mavi parçayla ben ne yapacakmışım? Ağırlık merkezleri üstüne gelecek biçimde ve kenarları dik kesecek şekilde konulup yukarıdaki işlemler uygulanırsa. Şimdi bizim elimizde buradaki parçalar kaldı ya arkadaşlar. Buradaki parçalar ne yaptı? Baskı aletinin altındakileri, yandakileri kaldırdım. Kaldırınca tabanı ne yaptı? Yine bir kare dik prizma yaptı. Kare dik prizmada tabanımız kaç? 2'ye 2. Yüksekliğimiz ne yapıyor? Şurası yapıyor. E yüksekliği de 2 yaptı. Aslında bir küp oluştu. Aslında kare dik prizmadır bu da. Sonuçta karedik prizma sorusu çözüyoruz. Ee, burada bunun hacmi kaç birim küptür diye soruluyor. Ee, karedik prizmanın hacmi nedir? Tamam küpü daha işlemedik ama karedik prizma mantığında gidelim. Taban alanı 2'nin karesi çarpı yükseklik bize hacmi verecektir. O da kaç yapıyor arkadaşım? 8 yapıyor. Evet güzel bir soru. Dikkat edin böyle sorular da yeni nesle çevirmiş sorularda karşınıza bu şekilde gelebilir. Evet cevap 8 oldu. Geldik örnek 14'e. Kenar uzunlukları 2 birim 2 birim ve 4 birim olan 2 2 4 birim olan karedik prizma biçimindeki tuğlalar şekildeki gibi yüzeyleri tam örtüşecek biçimde üst üste konulmuştur. Evet yüzeyleri tam örtüşecek şekilde konulmuş. Buna göre şekildeki yapının yüzey alanı kaç birim karedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi yüzey alanı bulmaya çalışacağız ama dikdörtgenler prizması 1 2 3 4 5 6 tane dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı mı şeklinde diyeceğiz? Hayır. Üst üste ben şu elimdeki yüzey alanlarına bak şimdi üst üste yapıştırdığım zaman bunlar kayıp mı oluyor? Evet. Kaybolan alanlar da var. Mesela şuradaki kare alanı kayboluyor. Buna dikkat edeceksin. Burada bu tür sorularda yüzey alanını bulurken ne yapacaksın? Bunun kolay bir yolu var. Çok kolay bir yolu var. Onu da bir sonraki videoda mı anlatacağım? Bakayım şöyle bir. Şöyle bir bakıyorum. Pardon. Çok pardon. Küp. Küpten sonraki videoda anlatacağım arkadaşlar. Birim küplerde sana bir şey anlatacağım. O görünen yüzeye çarpı 2 diye bir şey anlatacağım. Ama şimdilik bunu böyle anlayarak yapalım tamam o kısa yolunu da vereceğim yalnız onun dikkat et şimdi. ben bunun alanını bulmaya çalışacağım şimdi hocam burası nedir şuradaki gördüğüm bir yüzey 8 8 8 değil midir burası e hocam burası da 8 burası da 8 e burası da 8 e hocam ben burada 8 8 8 8 8 8'den gördüm yani ön yüzeyini kaç gördüm 1 2 3 4 5 6 hocam ön yüzeyinde alt tane 8 var e arkasında ne olacak arkadaşlar Önüyle arkası aynı değil mi bunun? Kesinlikle aynı. E o yüzden bu şekilde yapabiliriz. Ama dur. Bir şey söyleyeyim mi sana? Aslında farklı bir mantıkla da yapabiliriz. Ama ilk önce şu mantığı söyleyeyim sana. Önündeki aynısı arkada da var mı? Var. Zaten biz prizmalarda şuna dikkat edeceğiz. Ön arka, sağ sol, alt üst şeklinde dikkat edeceğiz. Ön ve arkası. Hocam arkasında da aynı şekilde alt tane 8 yok mu? Var. Şimdi sağa sola bakalım arkadaşlar. Sağına baktığımız zaman sağ tarafa bakan yüzeylerde hocam bu alan 4, bu alan 4, bu alan 4. Sola bakan yüzeyi de görmüyoruz. Onda da 4 4 4 yok mu? Evet. Yani sağ 4'ten 3 tane var. Solda da 4 alanından 3 tane var. Şimdi alt üste bakalım. Hocam alt taraf şöyle alt tarafını çizeyim. Şimdi alt tarafı görünmüyor ama alt tarafında şöyle bakacak olursan 4 çarpı 2'lik 8 burada. 8 burada. 8 burada değil mi? Evet. Yani altta ne var arkadaşlar? 3 tane 8 var. Üste baktığın zaman ne var? Hocam şu alan var. Şu alan var. Şu alan var. Şu alan var. Ve buradaki alan var. Bu alanları ne yapıyoruz? Şu alanı bulabilir. Bulamıyoruz. Çünkü burada kenar uzunluğu tam olarak yok. Burası da yok. Burası da yok. Burasını bulabilirsin sadece. Burası da yok. Burası da yok. Ama dikkat et. Ön arka aynı. Sağ sol aynı. Alt üst aynıdır. Toplamları aynı. Dikkat et. Üst tarafta şu var, bu var, bu var, bu var, bu var. E bu üstü düşün. Tam alttaki dikdörtgenleri kapatmıyor mu? Evet. Altı nasılsa üstü de öyledir. Yani 3 tane 8 vardır kardeşim. O zaman 48, 48 burası kaç yaptı? 96 yaptı. Artı 12, 12 burası kaç yaptı? 24 yaptı. E burası da 24, 24 kaç yaptı? 48 yaptı. Bunları topladığımız zaman da kaç yapıyor şekil? 168 yapıyor. Ama arkadaşlar sana bir şey söyleyeyim. Aslında bu gördüğün şekilde bir dik prizmadır. Nasıl dik prizma? Hocam tabanı dikdörtgen ama üst tarafı tavanı aynı dikdörtgen değil. Ama dikkat edersen şu şekilde dikkat eder misin lütfen? Şöyle gösteriyorum. Bakın hocam şuradaki yüzey bilmem kaçgen. Aynısı arka tarafta da yok mu? Hatta sayayım kaçgen olduğunu sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gen. Şu tabanı 12 gen. Arkası da 12 gen değil mi? Evet. Yani 12 genli bir şey. İşte bu bir prizmadır. Tabanı ve tavanı aynı. Yüksekliği neresi yapıyor? Burası yapıyor. Yani o dik prizma mantığında da yapabilirsin. Önce taban alanlarını bulacaksın. Sonra yan alanını bulacaksın. Taban alanları ne yapıyor? Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alt tane 48. 48 burada. 48 burada. Yani 96 yapıyor. Tamam. Yan alan nedir? Yan alanında bulurken taban çevresi çarpı yükseklik tabanın çevresi hesaplarken ne yapacaksın? İşte taban çevresi dediğimiz burası arkadaşlar. Ama şu üstteki kenarları hesaplarken sıkıntı yaşarız. Burası eyvallah. Şu dikeyler de eyvallah. Ama şu yatayları hesaplarken ne yapacaksın? Burada da yine biraz önce alanların iz düşümü söylemiştik ya. Uzunlukların da iz düşümü şurası kadar yapıyor arkadaşlar. 4, 8, 12. Şu 4, 8, 12 yapıyor. Buradaki yatayların toplamı. Taban çevresi çarpı yüksekten yapacaksan eğer. Tamam mı? Evet örnek 14 bu şekilde ben Ön arka sağ sol ve alt üst şeklinde yaptım. Ya da aynı zamanda e, bu bir prizmadır. Prizma şeklinde de yapılabilir arkadaşım. Evet geldik bir sonraki soruya. Şekilde dikdörtgenler prizması şeklindeki bir yapıda kare şeklindeki bir kapının içeriye doğru 90 derece açık hali göstermiş. Evet kare şeklindeki bir kapıyı içeriye doğru 90 derece açmışım. Yani burası 90 burası 90. Verilen her bilgiyi kullanacağım ve şekil karışık gibi. 5 ise burası 5 mi? Evet. 14 ise burası da kaç? 14. E şimdi... Biz bir havada bir uzunluk verildiği zaman ne yapıyorduk? Bir üçgen oluşturuyorduk. Hadi bakalım üçgen oluşturabilir miyiz? Üçgen çizince böyle hocam olmaz. Niye? Yüzeyden çizmeye gayret ediyorduk değil mi? Bu olmaz kardeşim. Buradan olmaz. Buradan çizince olmaz. Buraya çizince olmaz. Hep havadan çizmiş oluyorsunuz. E buna ait böyle bir üçgen oluşturamıyorum. Yüzeyden bir şey çizerek üçgen oluşturamıyorum. E dörtgen mörtgen oluşturacağız mı ona bakalım. Buradaki çizgi e burada da var. Bu aslında 90 derece açık ya. Bu öndeki duvara dik burası. Hocam o zaman ben buradan şunu şöyle çizersem karşıma bir dörtgen çıktı mı burada çıktı. Hatta bu dörtgen, bak bu ön duvara dik, yani şurası 90 derece çünkü temelden dolayı. Bu da ön duvara dik, yani burası da 90 derece. E hocam aslında bak bu da zemine dik ya, şurası 90 derece, burası da 90 derece. Hem burada bir dik yamuk çıktı hem de burada bir dik yamuk çıktı. Bu dik yamukları ben burada kullanacağım. Peki bu dik yamukları kullanmak için. Arkadaş şuradan bir dikdörtgenle dik üçgen oluşturabilirim. Kare şeklindeki bir kapıydı ya. Yani burası 2 birim 2 birim oldu. 2 ise 2 yapar burası. Buraya yani kaldı 12 kaldı. Sonra ne yapacağım burada? Hocam şu uzunluk yok maalesef. E ee, o zaman şuradaki yamuğa yoğunlaşacağım. Kare şeklindeydi. 2 ise burası da 2. Bak üst tabanı 2 alt tabanı 5. Dikdörtgen oluşturacağız. Burada oluşturalım o zaman Hop şöyle bir dik de, dikdörtgen oluşturacak olursak. Hocam 2 ise burası da 2 yapar. Buraya 3 kaldı. Aha da burada Pisagor bağıntısından şurayı bulabilirim. 169'dan 9 çıkınca 160. Yani burası kök 160 oldu. Hocam burası da kök 160 dikdörtgenden dolayı. Sonra burada bir Pisagor bağıntısı. 160 yani şuraya A diyelim. Kök 160'ın karesi 160. 144 artı A kareye eşit. O zaman bunu çıkartacak olursak kaç yapıyor arkadaşım? 160'dan bu çıkınca 16'm kalıyor? A kare 16 ise A'yı buradan 4 buluruz. Evet A 4 çıktı. Vay şurası 4 çıktı. Şimdi benden ne isteniyor? Hacmi tam sayı olarak en az kaç birim küptür diye soruluyor. Hacminin en az olabilmesi için burayı olabildiğince küçük seçmemiz lazım. Yani şuradaki uzunluğa bakacak olursak hocam bu uzunluk 6. Yani burası alttan büyük değil mi tamam o zaman? Şöyle bakacak olursak alttan büyük. Hocam 7 yazalım. Hayır tam sayı olduğunu nereden biliyoruz? 6.0.0.0 6.0.0.0 biri de olabilir. E böyle sınır noktaları yazmak daha mantıklı olmuyor mu? Yani burası alttan büyük gibi düşünelim. Şimdi bunun hacmi isteniyor benden. Burası alttan büyük bir sayı. Burası 5 burası 14. Hacim o zaman alttan büyük bir sayı çarpı 5 çarpı 14'e eşittir. O zaman ben bunu çarpsak, çarpacak olursam 6 kere 5 30. 30'la da 14 çarparsam 420 yapar. Yani hacim 420'den büyük olmak zorunda. Yani 6 seçtiğimizde en küçüğünü buluruz. O 420 oldu. 420'den büyük olacak. Yani 421 olmak Zorunda. Evet gençler gördüğünüz üzere bazen de üçgen oluşturmayla bu iş olmuyor. Üçgen oluşturmadan da yani dörtgen oluşturarak da bu şekilde bu hamleyi kullanabiliriz. Bu arada burada 13 var ya büyük ihtimalle 5-12-13 üçgeninde kullanılabilir. Büyük ihtimal kullanılabilir. Ama sanki oradan ben bunu fark ettiysem bu çözüm yöntemi daha kolay. 5-12-13 kullanacağız diye daha zor bir yöntemle de gidebiliriz. İstersen bir deneyeyim. Şöyle bir 5-12-13 var mı hocam? 13'e ait dik üçgen oluşturmam lazım. E dik üçgen yapmak için dikkat et ne yapmak lazım? İkinci bir yol olarak da onu göstereyim ben sana. Çözümü gördün zaten videoyu durdurup sen kendin yazabilirsin. E hocam şurası 2 birim yüksekliğinde burası da 2 birim yüksekliğinde. Şurası 14 ya aa dur. Şuradan zemine paralel çizecek olursam şöyle. Bu zemine dik ya. E hocam zemine dikse o zaman zemine paralel çizdiğinde burası da dik. 14'ten 2 çıkınca bak burası 2 birim. Şuradan şöyle şey yaptım. Hani 2 birim yüksekteki yüzeyden böyle çizdim. O zaman burası kaç oldu? 12. 12 13 ne üçgeni? 5 12 13 üçgeni. E, 5'i kullanacağım ben. 5'e e ait bir şey var mı? Var. Şöyle bir dikdörtgen oluşturacak olursam bu da 2 birim yüksekliğinde oluyor. Bak 2 birim yüksekliğinde bu da 2 birim yüksekliğinde. Bunu birleştirirsem bu da zemine paralel oluyor. Böyle dik yamuktan da sonuca ulaşabilirdik. Evet burası kaç? Burası da 5. Dikkat et. Tamam 2 birim yüksekliğindeki 5'leri kullanacağım. Burası da 2. Yani burada şu üst tarafta şöyle bir yüzeyde üstünde zemine paralel böyle bir dik yamuk çıkarttık. O zaman burada bir 90 derece dikdörtgen oluşturabiliriz. Hocam dik çizince 2 ise 2. E o zaman buraya ne kaldı? 3 kaldı. O 3, 5, 3, 4, 5 üçgenden 4 çıktı. E o zaman burası da 4, burası da 4 çıktı. Evet böyle daha kolay bulunuyormuş ama sanki bunu böyle fark etmek biraz biraz daha zor mu? Kolay mı? Artık onu sana bırakıyorum. E burası 4 yani burası yine alttan büyük oluyor. Çözüm yöntemi zaten aynı oluyor. Cevap 420'den büyük 421 olacak. Güzel bir soru, hoş bir soru. Geldik 16'ya. Şekil 1'de tabana ait 3000 olan ve cisim köşegenin uzunluğu kök 34 olan. Arkadaş şuraya bir haş diyecek olursak cisim köşegenin uzunluğu kare içerisinde a kare artı b kare artı c kare. 3'ün karesi artı 3'ün karesi artı haş kare eşittir kök 34. Karesini alınca 9 artı 9 artı haş kare eşittir 34'ten. 18, 34'ten 18 çıkınca kaç kalıyor arkadaşım? 34'ten 18 çıkınca 16 kalıyor. H kare eşittir 16 ise H'ı da buradan kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Evet H 4 çıktı. Şimdi H'ı 4 kullanacağım. Peki sonra prizma şekil 2'deki gibi 2 eş parçaya ayrıldığında 2 eş parçaya nasıl ayrılır? Arkadaş ben bunu tam böyle köşegen boyunca kestiysem bunu da köşegen boyunca kesersem eğer 2 eş parça olur. Bak şuradaki yüzeyle arkadaki yüzey aynı oldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Hatta bu yüzeyle de altındaki yüzey de aynı oldu bu şekilde tam köşegeni boyunca kesince oluyor bu. Hatta burada dikdörtgenler prizmasını tam şöyle göstereyim ben sana. Hop şöyle hop şöyle hep şöyle. Bütün arkadaki yüzeylerini de şey yaptım. Öndeki yüzeyden böyle arkadaki yüzeyden de böyle kestik. Bu şekilde bir parçayla karşılaştık. Yani şunu da şurada göstereyim istersen daha net olsun. Peki hocam bu bir prizma mı? Bunun yüzey alanı isteniyor. Bunlardan bir tanesinin yüzey alanı isteniyor. Bu yüzey alanı nasıl bulacağız acaba? Hocam nasıl bulabiliriz? Bu prizma kare prizma mı? Tabanı kare ama tavanı kare değil. Yani bu kare prizma olmadı artık. Kare dik prizma olmadı. E nasıl bir prizma hocam bu? Dikkat et kardeşim bak şimdi. Şu üçgen değil mi? Hatta bunun bir kenarı kaç? 3 4 burası da 5. Hocam aynı üçgen. Bak 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 burada da var. Tabanı ve tavanı aynı olan şekillere biz ne diyorduk arkadaşlar? Prizma adını veriyorduk. Bu sefer tabanları üzerine oturtulmamış ama şu üçgen bu dik üçgenden aynısı. Burada da 3 4 5 üçgeni yok mu? Taban ve tavan aynı oldu. Evet. Bak bu bir üçgen dik prizma oldu arkadaşım. Üçgen dik prizmanın yüzey alanı isteniyor bizden. E yüzey alanı neydi? Taban alanları artı. Alanı söylüyorum şimdi. Taban alanları artı yan alan alandı. Taban alanları dik üçgenler değil mi? Evet. Dik üçgenlerde iki tane var. İki tane 3 çarpı 4 bölü 2 artı yan alan. Yan alan neydi? Tabanı artık bu 3 4 5 seçtik ya. Taban çevresi çarpı yüksekliği değil miydi arkadaşlar? Evet. Taban çevresi 3, 4, 5. Yani 12 çarpı yüksekliğimiz bu sefer ne yaptı? Bak bu tabansa yüksekliği de burası olacak. Hani bu taban üzerine oturttuğu zaman yükseklikte burası olacak. Yükseklikte kaç yapıyor? 3 yapıyor. Yani şunlar şunlar sadeleşti. 12 artı 36'dan cevabı 48 diye buluruz. İstersen buradaki yüzeyleri üçgenlere ayrı ayrı. Şuradaki dikdörtgeni ayrı. Alttaki kareyi ayrı. Şuradaki dikdörtgenini ayrı olarak da hesaplayabilirsin. Ama bu şekilde hesaplamaktansa biz ne yapıyorduk? prizma olduğunu anladıysak taban çevresi çarpı yükseklik bana sonucu veriyordu. Evet güzel bir soru bu da. Gerçekten geldik 17. soruya. Şekil 1'deki yamuk dik prizma biçimindeki tahta bloktan bir parçası şekildeki kesilip BNMC yüzeyi yapıştırıldığında dikdörtgenler prizması elde edilmiş. Evet BC'yi 4 birim vermiş. EB ile BL ile birbirine eşit verilmiş. Şu ve şu birbirine eşit verilmiş. Bir de KLM'ye de bir kare demiş. Arkadaş bu yüzey dikdörtgen ya 4 o zaman burası 4'tür. Bu yüzeyde kare verilmiş 4 4 4 oldu. Şimdi buradaki verilen bilgiyi kullanacağız arkadaşlar. Neler verilmişse hepsini kullanmaya çalışalım. Şimdi bu nasıl bir yamuk? Sen bu yüzeyi buraya yapıştırdığın zaman cuk diye oturuyorsa o zaman bu nasıl bu kenarla bu kenar birbirine eşit olmak zorunda. Yani şurada bir ikizkenar yamuk çıktı mı karşımıza çıktı. O zaman bu ikizkenar yamuk çıktıysa hemen ikizkenar yamukta şu dikmeler çok önemliydi. Bu dikmeleri çizince Şuradaki uzunluklar birbirine eşit oluyordu. E sonra 4 ise burası 4'tür. A artı 4 ise burası da A artı 4 oldu mu? Oldu. Sonrasında sıkıştım kaldım. Bir şey yapamıyorum. E ben şuradaki uzunluğu falan bulmam lazım. Şuradaki yüksekliği falan bulmam lazım. Şuraya da bir Y diyeyim ya da X diyeyim buraya da. Başka verilen bir şey var mı? Bak sıkıştım. Verilen bilgiyi okuyorum. Yapılan bu işlem sonrasında cismin yüzeyi 16 birim kare azaldığına göre Azalan yüzeylere bakalım. Bak şöyle yapabilirsin. Bunun yüzey alanı eşittir. Bunun yüzey alanı artı 16 diyebilirsin. Bir. Birinci yol bu. İstersen buradan yap. Ya da öyle yaparsam çok da uzayacak gibi duruyor. Burada artan ya da azalan alanları bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Kaybolan alanlara bakacaksın. Ya da yeni çıkan yüzeylere bakacaksın. Sen şöyle baktığın zaman bu yüzeyler yapıştırılmıyor mu? Evet bu yüzeyler yapıştırılıyor. Yani burada kalanlar ne oldu? Hop geldi. Burada kalanlar kayboldu. Yani bu yüzeyler gitti. Yani burası ne? 4 ve A artı 4. 4 ve A artı 4'ü çarptığım zaman bir de 2 ile çarparsam bunu bu iki tane dikdörtgenin alanı azaldı demek ne demek? Eksiyle çarpmak demek değil mi? Azaldığı için. Tamam bunu kullandık. Sonra ekstradan çıkan yüzey var mı? Var. Neresi çıktım? Mesela bu yüzey önceden yoktu. Ama şimdi artık bu yüzeyler var mı arkadaşlar? Burada ve burada bu yüzeyler var. Ben buranın 4 olduğunu biliyorum. 4 çarpı x. Bu yüzeyde açıldı bu yüzeyde açıldı. Yani ekstradan bu yüzeyler eklendi mi? Eklendi. O zaman 4 çarpı x'ten de 2 tanesi eklendi. Alan olarak eklendi. Eklendiği için de artı dedik. İşte bu işlemler sonucunda 16 birim kare azalma var. İşte bu toplam neye eşit olmak zorunda? Eksi 16'ya. 16 birim kare azaldığına göre dediği için eksi 16 yazdık. Eğer burada bak eksilen alanı eksi diye gösterdik. Eklenen alanı da artı diye gösterdik. Sonuçta 16 birim kare azaldığına göre eksi 16'ya eşit olmak zorunda dedik. Eğer 16 birim kare artıyor deseydi artı 16 diyecektik burada da. E burada 8'e 8'le sadeleştirelim. 8'le sadeleştirdiğimiz zaman burası eksi parantezinde a artı 4 oldu. 8'le parantez 8 parantezin alıp sadeleştirdiğimiz zaman artı x oldu. Eşittir. 8'e böldüğümüz zaman eksi 2 oldu. O zaman x'i öbür tarafa atalım. Eksi artı diye geçecek. a artı 4 eksi 2'ye eşit olur. Yani a artı 2 mi olur burası? Evet. Burası a artı 2 oldu. Yani x dediğimiz a artı 2 oldu. Hocam x burası da x ya a artı 2 oldu. Ve artık şurada bir pisagor bağıntısı yapabilirim. 6, ve a var a artı 2 var a artı 4 var. İkişer artmış. Büyük ihtimalle üçgendir? 6, 8, 10 üçgendir. 6 koyarsak 6, 8, 10 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. Yamuk dik prizmanın hacmi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E, bu yamuk dik prizma gerçekten öyle. Sadece yüzeyler üzerine yatıtırılmamış. Buradaki alanın bulurken, hacmi bulurken şu yamuğun alanı çarpı yükseklik şeklinde bulabiliriz. Ya da ben bu parçayı kesip buraya yapıştırdım ya. Parçada herhangi bir azalma var mı? Yok. Yani sen direkt bu dikdörtgenler prizmasının alanında ya da hacminde bulabilirsin. Çünkü herhangi bir şekilde hacminde değişme olmadı. Alanında bir değişiklik oldu ama hacminde bir değişiklik olmadı. Aldım bunu buraya getirdim değil mi? O yüzden burayı şey yapalım. Şu uzunluğu kaç bulduk? 6-4 daha 10 bulduk. Burası 10. Şu uzunluğu kaç? 4. Yüksekliği kaç bulduk? X. X'i de kaçtı? 8 değil miydi? Evet. Yani ha bu alan pardon alan diyorum. Alanda değişiklik var zaten. Ha bu hacmi bulmuşum. Ha bu hacmi bulmuşum. Hacim neye eşit olacak? 14 ve 8'in çarpımına eşit olacak ve böylelikle cevap 320 olacaktır. Çok güzel bir soru. Gerçekten çok hoş bir soru arkadaşlar. Ama burada ne yaptık? Gerçekten akıl dolu bir hareket yaptık burada. Dediğim gibi ilk etapta uzun yolda yapabilirdim. Bunun alanını bulup bunun alanını da bulup işte bunun alanı şu artı bir dikdörtgenler prizmasının alanı artı 16 deyip de sonuca da ulaşabilirdik arkadaşlar. Evet örnek 17 bu şekilde çıktı. Geldik örnek 18'e. Şimdi sulu sorulara gelelim biraz. Şekildeki 5, 7 ve 6'lık böyle dikdörtgenler pizması içinde şöyle bir su varmış. Sonra B, C, M, L yüzeyi üzerine yatırılırsa yani bu şu yüzey üzerine yatırılırsa suyun hacmi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bir şişenin içinde şöyle bir su varsa bu suyu ben şöyle çevirdiğim zaman da içindeki su değişiyor mu? Değişmiyor. Sadece suyun yüksekliği değişir. Böyleyken ayrı böyleyken yüksekliği ayrı olacak değil mi? E o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Onu düşüneceğim. Her zaman böyle sulu sorularda içindeki su, prizmanın içindeki su değişmiyor. Yani V su birincisinde neye eşit? Hocam 5 çarpı 7 çarpı 6'ya eşit. 5 çarpı 7 çarpı 6'ya eşit. Aynı zamanda V su şu pi, 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 yüzey üzerine yatırdığımda yani dikdörtgenler prizması şöyle olduğunda ne oluyor? Bak dikkat et. Bizim suyumuz da bu sefer şöyle olacak kardeşim. E tabanımız ne olacak? 7'ye 10 mu olacak? Evet. Burası 7 burası 10 olacak. Yüksekliği tamam burası 5 de benden suyun yüksekliği isteniyor. Burası da ne olacak o zaman? Şuradaki suyun hacmi ne olacak? 10, 7 ve H. 10, 7 ve H'a eşit olmak zorunda. Her ikisi de V suyu veriyor bana. 7'ler gitti. 5 ile 6 kere 5 30 ile 10 sadeleşince burada 3 kaldı. Dolayısıyla H'ı da böylelikle kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Dediğim gibi bir kabın içerisinde su varsa suyun hacmi hiçbir zaman değişmiyor dostlar. Tamam. Geldik örnek 19'a. Yukarıda dikdörtgenler prizması şeklindeki demir blok ve içinde 2 birim yüksekliğine kadar su olan kare dik prizma varmış. Sonra buna göre diyor aşağıdaki soruları cevaplayınız. Yani iki soru şeklinde sordum. İki soruyu da iyi bir şekilde anlamanız lazım. İkisi de farklı bir soru aslında. Demir bloğun en büyük yüzeyi zeminde olacak şekilde. Demir bloğun en büyük yüzeyi neresidir arkadaşlar? Bir 4'e 2'lik yüzeyi var. Bir 1'e 2'lik yüzeyi var şöyle baktığın zaman. İşte alt üst aynı sağ sol aynı. Bir de ön yüzeyi var şöyle baktığın zaman. O da 4'e 1'lik yüzey. 4'e 1'lik yüzey mi? 2'ye 1'lik yüzey mi? 4'e 2'lik yüzey mi? Hangi yüzey daha büyüktür? Tabii ki 4'e 2'lik yüzey. Yüzey alanından gidebiliriz bunu. Evet bu yüzeyi üzerine oturttuğumuz zaman bak suyun seviyesini aşmıyor. İşte B şıkkında da suyun seviyesini açtıracağım aş arkadaşlar. Evet suyun seviyesini açmayacak şekilde böyle koyacağız. Hadi bakalım bunun içine koyalım. Ben önce şöyle bir şey yapayım. Bunu şunun içine koyayım bakayım. Şöyle bir kopyalayayım şöyle. Bunu da yapıştırayım. Aldım onu hop içine koydum. Tamam tam zemine şu şekilde koydum arkadaşlar. Tamam zemine koydum. Hatta bunu da aşağıda yapayım istersen. Bunu da şöyle bir kopyalayayım. Aşağıda çözümünü yapalım bakalım seninle birlikte. A şıkkı yukarıda olsun. B şıkkı da aşağıda olsun. Evet şöyle koyduk. Arkadaşlar bunu böyle koyduk. Şimdi ben bunun içine demir bloğu attığım zaman demir blokta yüzeylerine en büyük yüzey üzerine koydu ya 4 2 1 şeklinde oldu. Şimdi ben bunu böyle koyduktan sonra suyun içine tam battı. Ne oldu? Buradaki su yükselecek mi böyle arkadaşlar? Evet. Suyun içine tam battı. Buradaki su yükselir. Ben sana burada iki tane yol söyleyeceğim. Genelde çok karışık sorularda ikinci yolu tercih etmeni tavsiye ediyorum. Birinci yol şu. Arkadaşlar bir cismin içine herhangi bir cisim attığımız zaman su da yükselmişse bak battıysa eğer yükselen suyun hacmiyle batan cismin hacmi birbirinin tıpkısının aynısıdır. Yani V yükselen V batana eşittir. V yükselen burada ne? Bak dikkat et burası 6 burası 6 Şurada suyun yüksekliği soruluyor. Şuraya da aç diyelim. Yükselen su aslında şu kırmızıyla gösterdiğim yer. Yani 6 çarpı 6 çarpı H. V batan hangisi? İşte bu tamam batmış. O da 4 çarpı 2 çarpı 1 değil midir? Evet 4 çarpı 2 çarpı 1'e eşit olmak zorunda. E o zaman burada sadeleştirelim. Buradan sadeleştirdiğim zaman 2'ye böl 2'ye böl 3. 2'ye böl 2'ye böl 3. Burada da 2 kaldı. O zaman h buradan neye eşit oldu? 2 bölü 9'a eşit oldu. Birinci yol bu. Peki ikinci yol nedir hocam? Arkadaş biz bunun içine bir cisim attık ya böyle. Su yükseldi değil mi? Su yükseldikten sonra bütün böyle sulu kısım burası oldu değil mi? Sen tüm hacimden bak şimdi şöyle göstereyim. Şurası da böyle su oldu. Tüm hacim bunun tamamı değil mi? Evet şuraya h dedim yalnız dikkat et. 6 6 h'lık 6 6 2, 2 artı h'lık kısım oldu değil mi? 6 6 2 artı h'lık kısım oldu. Sen burada tüm hacimden bunu çıkartırsan suyun hacmini elde etmez misin? Evet. Burada da ikinci yolda da suya odaklanacaksın. V su nedir? Sen bunu bunun içine atsan bile Sonuçta suyun hacmi. Hocam suyu attığım zaman sulu kısım tamam oldu. Ama suyun içinde de şöyle bir cisim var. Suyun hacmi ne olacak? Tamamından 6 çarpı 6 çarpı h artı 2'den. Hemen yazıyorum. 6 çarpı 6 çarpı h artı 2'den. Neyi çıkartacaksın? Şu dikdörtgenler prizmasını. 4, 2 ve 1'i çıkartacaksın. İşte bu V suya eşittir arkadaşlar. İlk başta V su neye eşit peki? İlk baştaki V su da zaten şuna eşitti. Şunu sileyim istersen. 6 çarpı 6 çarpı 2 eşit değil miydi? Evet. Burası 6 çarpı 6 çarpı 2 eşit. E burası da e, 6, 36. Dağıtıyorum şunu. 36 H artı 72 eksi 8 yaptı. E buradan 36 H'ı yalnız bırakalım. 36 H. E, burası 36 72 yaptı. Buradaki 72'ler de gitti. Öbür tarafa attık. Artı 8 yapar. O zaman H da buradan 8 bölü 36'ım yapar. 4'e böl. 2 4'e böl 9. Bak gördünüz mü? Aynı yolla bulduk. Tekrar söylüyorum bak iki yolu da söylüyorum. Genelde çok karışık sorular da ikinci yolu tercih et. tercih et. Birinci yol eğer cisim tam batıyorsa tam battığı zaman yükselen suyun hacmi batan cismin hacmine eşit. Birincisi bu. Tamam kolay ama tam battığı zaman bunu kullan. İkinci yolda ne diyoruz? V suya odaklan. V su ilk başta ne? 6 çarpı 6 çarpı 2 değil mi? Evet. 6 çarpı 6 çarpı 2. Burada ikinci durumda atıldıktan sonra V su eşit? Hocam atıldıktan sonra suyun yüksekliği h yaptı ya. Buradaki büyük prizmanın hacminden şu prizmanın hacmini çıkartacağım. Atılan cismin hacmini çıkartacağım. İşte bu. Olay bu. Karışık sorularda lütfen bunu uygula. Tamam. Evet h'i 2 bölü 9 bulduk arkadaşım. Geldik 5 şıkkına. Demir bilyon en küçük yüzeyi zeminde olacak şekilde suyun içine atılırsa suyun yüksekliği kaç birim olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet demir bilyon en küçük yüzeyi de 1'e 2'lik değil mi? Aynen öyle. 1'e 2'lik yüzeyi ben buraya attığım zaman arkadaşlar şöyle suyun içerisine atarsam eğer bakalım neyle karşılaşacağız. Yani 1'e 2 burası yüksekliğin de kaç olduğunu biliyoruz biz 4 olduğunu biliyoruz. E hocam ben bunu böyle bunun için attım. Su yükseldiği zaman acaba su buraya taşar mı? Taşmaz. Soru içerisinde de verir büyük ihtimalle. Ama soru içerisinde de vermese de biz biraz önce cismin hepsini atsak bile cismin hepsi suyun içine girdiği zaman yükseklik 2 bölü 9 yükselmedi mi? Evet hepsi için içine girseydi 2 bölü 9 yükselecekti. 2 artı 2 bölü 9. 2 artı 2 bölü 9 imkanı yok. Buradaki 4 yüksekliğini geçmesinin. O yüzden bu cisim tam batmıyor. Ya da soru içerisinde de söylenebilirdi. Yani bu cismi 1'e 2 yüzeyi üzerinde olacak şekilde koyduğumuz zaman su seviyesinde buraya geliyor diye de söyleyebilirdi belki. Ama su seviyesi buraya geldiği zaman cisim tam batmış oluyor mu? Olmuyor. İşte cisim de tam batmadığına göre falan diye de böyle devam ederdi. Ama tam batmadığında zaten A şıkkından dolayı anlıyoruz. Tam batsa bile 2 yüksekliği oluyor. 2 artı 2 bölü 9'da 4'ü geçmiyor zaten. Peki burada ne yapacağız? İkinci yoldan yapacağız. Evet B şıkkını da burada yapıyorum gençler. Bunu da ikinci yoldan yapıyorum. İkinci yol dediğimiz neydi arkadaşlar? Şimdi burası tam batmadığı zaman haçlık bir kısım oldu değil mi? Evet ne yapıyoruz? Hocam tamamından v su ne eşit olacak? Ee, önce tamamından neyi çıkartacağız? V batan cismi çıkartacağız. V batan hangisi oluyor? Bunun tamamı mı oluyor? Hayır. Batan cisim de arkadaşlar bakın şu kadarlık kısmı batmış oluyor. Buna da dikkat et. Yani burası suyun yüksekliği h kadar yükseldi ya. Yani şurası h oldu. E burası da 2. Batan cisim 4 yüksekliğine kadar değil. H artı 2 yüksekliğine kadar batmış oluyor arkadaşlar. E o zaman ben burada V su nedir? İlk başta 6 çarpı 6 çarpı 2 değil mi? Evet. 6 çarpı 6 çarpı 2 eşittir diyeceğim. Tamamından batan kısmı çıkartacağım. Tamamı ne? 6 çarpı 6 çarpı 2 artı H. 6, 6 ve 2 artı H. Eksi şuradaki batan kısım. 1 çarpı 2 çarpı 2 artı H değil mi? Evet. 1 çarpı 2 çarpı 2 artı H'ı çıkartacağım. Evet bu 72 yaptı. 72 eşittir. 36 2 çarptığın zaman 72 artı. 36 çarpı haşla 36 haş yaptı. Eksi. Burası da ne yaptı arkadaşlar? E, eksi 4 yaptı. Değil mi? Şununla şunu çarpma. Eksi 4. Bir de eksi 2 haş yaptı. Eksi 2 h yaptı arkadaşlar. Evet buradan 72'ler gitti mi? Gitti. Şurası eksi 4'ü öbür tarafa atalım. Artı 4 yaptı. Şu ikisi kaç yaptı? 34 haş mı yaptı? Evet. Burası da 34 haş oldu. E o zaman 34 haş olduysa. Bu haşlarla şey karışmasın burada. Şu 36 haş. Buradan da 2 haş çıkıyor değil mi? E 34 haş oldu. O zaman buradan da haşı kaç buluruz? 4 bölü 34 olarak buluruz. Yani 2 bölü 17 olarak buluruz. Evet. Ama dur. Soruyu yanlış çözmeyelim arkadaşlar. A, B şıkkının cevabı 2 bölü 17 değil. Onu söyleyeyim. Çünkü niye? Suyun yüksekliği kaç birim olur diye soruluyor. Suyun yüksekliği kaç? Haş artı 2 değil mi? Evet. H artı 2 suyun yüksekliği. Yani 2 bölü 17'ye sen 2 ekleyeceksin. 34 artı 2'den 36 bölü 17 olur. B şıkkının cevabı. Dikkat. O zaman A şıkkında da biz 2 bölü 9 olur dedik ya. H. Suyun yüksekliği soruluyordu. Yani 2 artı 2 bölü 9 olacak su, suyun yüksekliği. H su diyelim buraya. O da 18, 20 bölü 9 mu yapıyor arkadaşlar? Evet. Bu 2 bölü 9 dediğimiz şuradaki yükselen, yükselen, yükselen yükseklik. Ama suyun yüksekliği de h artı 2 oluyor. 20 9. Yani burada biz A şıkkının cevabını ne bulduk arkadaşlar? 20 9 bulduk. B şıkkının cevabını da ne bulduk? 36 bölü 17 bulduk. Gerçekten iki soruda mükemmel bir soru. Tekrarlıyorum. Birinci yol, ikinci yol. İstediğin yoldan yap ama çok karışık sorularda ikinci yolu uygula. Birinci yol dediğimiz tam batmışsa cisim ne diyeceğiz arkadaşlar? Hacmi kadar su yükseltir diyeceğiz. İkinci yolda ne? V su ne eşitleyeceğiz arkadaşlar? Bütün hacimden ve batan kısmı çıkartacağız arkadaşlar. İşte tam olarak bu şekilde. Bak burada da zaten B şıkkında da bunu bu şekilde uyguladık. Ama batan kısım burada tamamı bir değil. Dörtlük yükseklik değil. H artı ikilik kısmı battığı için yüksekliğini H artı iki olarak aldık. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yani böyle sorulara da hazırlıklı olmamız lazım. Ve geldik sanırım son soruya. Şekil 1'de yüksekliği 9 birim ve üstü açık olan dikdörtgenler prizması içi 5 birim yüksekliğine kadar su ile doludur. Prizma şekil 2'deki gibi BC kenarı zemine şu BC kenarı zeminde kalacak şekilde eğiyorum bunu. Eğildiğinde A burası en az kaç olmalıdır? O zaman ben bunu e, olabildiğince eğmeliyim değil mi arkadaşlar? Olabildiğince eğmeliyim. Yani şuradaki mesafe ne kadar çok eğersem su seviyesi o kadar aşağı gelmeyecek mi arkadaşlar? Evet. Bir de kaptan su dökülmeme şartı var. Kaptan su dökülmeme şartı varsa o zaman ben bunu biraz daha eğip ta köşeye getirebilirim. Yani bizim su seviyesi aynen işte şu şekilde olması lazım. Yani şu E noktasında şey yapayım. Normalde biraz daha eğsem E'den aşağıda olacak da yani benim buradaki su seviyesi buradayken öbürü de şuraya gelmek zorunda. Yani su seviyesi tam olarak şöyle şu şekilde olmak zorunda arkadaşlar. Tamam? İşte biz buradaki bu şeyi kullanacağız. Peki burada nasıl bir hamle yapmalıyız? Hocam bu yüksekliği 9 birim Yüksekliği 9 birim. İçindeki su da aynı mı? Aynı. İçindeki su da aynıysa o zaman ne yapmak zorundayız? O zaman içindeki suyun hacimlerini eşitleyelim. V su birincisinde neye eşit? Hocam şu kenarları bilmiyorum. X diyeyim Y diyeyim. X çarpı Y çarpı 5 eşit değil mi? Evet. X çarpı Y çarpı 5 eşit. İkincisinde neye eşit? Şurası 10. Şuradaki X. Şuradaki H uzunluğu isteniyor bizden. İkincisinde de burası X burası Y diyeyim yine. Şöyle şu kenar üzerinde eğdim böyle. Bu şekilde yediğim zaman burası x burası y. Eyvallah. E ben burada bunun hacmini nasıl bulacağım? Bu nasıl bir prizma? Hocam dikdörtgenler prizması mı? Hayır. Tabanı dikdörtgen. Tavanı dikdörtgen değil ki. Su seviyesi bak burada oldu. Dikdörtgen ama aynı. Tabandakiyle aynı dikdörtgen değil. E nasıl bir dikdörtgen hocam bu? Ya da nasıl bir prizma? Dikkat et. Bu yan yüzeyi bir yamuk mu? Evet. Bu suyun aynısı öbür tarafta da yok mu? Var. O yan yüzeyi o da bir yamuk. Aa bu bir yamuk oldu arkadaşlar. Yani... Bu bir nasıl prizma oldu? Yamuk prizma. O zaman yamuklar tabanlarımızsa yüksekliğimiz de burası mı yaptı? Evet. E şimdi ne yapacağım o zaman? Bu yamuğu düşüneceğim. Ve buradaki şurası kaç verilmiş bana? 9 verilmiş. Bu yamuğun alanı nedir? Dik yamuk şeklinde olduğu için alt taban artı üst taban 9 artı h çarp yükseklik alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 taban alanı çarpı yükseklik de bana neyi verecektir? hacmi verecektir. Tekrarlıyorum. Buradaki suyun hacmi x çarp y çarp 5. Buradaki de dik yamuk dik prizma oldu. Evet yamuk dik prizma oldu daha doğrusu. Taban ve tavan yamuk oldu. Tabanları burası aldım. Tabanı burası iken yüksekliği de şurası yapmış oldu arkadaşlar. Bu yamuğun alanı taban alanı çarpı yükseklik ya herhangi bir prizmanın alanı e, hacmi daha doğrusu. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 taban alanı Çarpı yüksekliğimizde y. Hocam y'ler x'ler gitti mi? Gitti. E, o zaman buradan cevap ne gelecektir? 5 kere 2 10 eşittir. 9 artı haş olduğundan haşı da böylelikle kaç buluruz? 1 olarak buluruz. Evet bunun daha kolay bir yolu var mı? Aslında var. Ama onu da silindiri anlattıktan sonra daha kolay bir şekilde yapacaksın. O silindiri anlatayım. Ondan sonra bu soruyu daha sonrasında yorumlayabilirsiniz. Çünkü... Bu bu şekilde olduğu zaman dik konuma getirdiğimizde yarısı olacak. Hani yarısı dolu yarısı boş hikayesi. Şimdi burada anlatmayayım kafanız karışır. Ama bu yol aynı. İçindeki su miktarları aynı. E o zaman dedik ki içindeki suların hacimleri aynı. Şu dikdörtgenler prizması. Bu da yamuk prizma. Hacimlerini eşitledik. Başka da bir şey yapmadık dostum. Güzel bir soruydu. Örnek 20'yi de bu şekilde bulduk. Ve parça çıkarmaya geldik. Onu da bir sonraki videoyu bırakıyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda parça çıkartma testinde testinde değil konu anlatımında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.